Merhaba sevgili canlar dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Eriha yolunda adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İsa ruhuyla bir kere sınanıyor. Bir şeriat uzmanı, şeriat alimi geliyor. Ayağa kalkıp İsa'yı şu soruyu sorarak imtihana çekmek istedi. Pir, daimi hayata ermek için ne yapmalıyım? İsa, Tevrat'ta ne yazıyor, orada okuduğundan ne mana çıkarıyorsun diye sordu. Adam, sultan olan hakkını bütün kalbinle, bütün canınla, bütün gücünle, bütün aklına yanıp tutuşan ilahi aşkla sev. Ve komşunu da kendini sevdiğin gibi sev diye cevap verdi. İsa, doğru cevap, yap bunu, erersin daimi hayata, dedi. Ama adam o zamana kadar yaşadığı yaşantısını haklı çıkarmak istedi. Bu yüzden, tamam da komşu dediğin kim, diye sordu. İsa bir misalle cevap verdi. Genelde misalle cevap veriyor zaten. Mesela diyelim ki şöyle oldu diyor. Bu sefer ne diyor? Vakti zamanında Yahudinin biri Kudüs'ten Eriha'ya yolculuk yaparken haydutların eline düşmüş. Haydutlar adamcağızı soymuşlar, dövmüşler ve yol kenarında yarı ölü vaziyette bırakarak çekip gitmişler. Tesadüfün böylesi bir imam o aynı yoldan geçiyormuş. O dönemin imamları Beytül Makdis'te görevlileriydi. Aynı yoldan geçiyormuş fakat orada yarı ölü yatan adamı görünce yardım edeceğine yolun öbür tarafına geçip çabucak oradan uzaklaşmış. Sonra bir Levili oraya gelmiş. O da din adamı. Levi ocağından imam yardımcısı sıfatında. O da oraya gelmiş, yaralı adamı görmüş. Ve fakat o da keza yardım etmeden geçip gitmiş. Yolu oradan geçen bir Samiri yaralı adamı görmüş. Biliyorsunuz Samiriler gayri Yahudi ve Yahudilerce hor görülen bir halk. Bir Samiri yaralı adamı görmüş. Adamcağıza merhamet duymuş. Yanına gidip yaralarına zeytinyağı ve şarap dökerek tedavi etmeye çalışmış. Yaralarını sarmış. Sonra da adamı kendi eşeğine bindirip hana götürmüş. Orada ona refakat ederek bakmış. Hatta ertesi gün hancıya 2 dinar vermiş ve ona iyi bak. Eğer verdiğim paradan daha fazlasını harcarsan, dönüşte onun borcunu ben öderim demiş. İsa şeriat alimine, sence bu 3 kişiden hangisi haydutların eline düşen adamcağıza hakiki komşu gibi davrandı diye sordu. Şeriat alimi ona merhamet gösteren diye cevap verdi. İsa evet şimdi sen de git aynısını yap dedi. Ona göre bir deyiş yazdım. Bu sefer sanki ben o Eriha yolunda haydutların arasına düşmüş adammışım gibi o ağızla yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Sabahın köründe yollara düştüm, Eriha yolunda koyuldum canlar. Birden haydutların eline düştüm, Eriha yolunda soyuldum canlar. Koştum kaçamadım yere, itiler soydular dövdüler.
sövdüler, sakat ettiler. Yar ölü kaldım, kaçıp gittiler. Eriha yolunda yıldım canlar. Koştum kaçamadım, yere ittiler. Soydular dövdüler, sakat ettiler. Yar ölü kaldım, kaçıp gittiler. Eriha yolunda yıldım canlar. Kazara bir dindar oradan geçti, bana yardım etmekten üşen geçti. Beni görür görmez sıvışıp kaçtı. Eriha yolunda serildim canlar. Biri daha benim oraya geldi, öbür yana geçti, hızla ayrıldı. Beni gördüyse de görmezden geldi. Eriha yolunda bayıldım canlar. Biri daha benim oraya geldi, öbür yana geçip hızla ayrıldı. Beni gördüyse de görmezden geldi. Eriha yolunda bayıldım canlar. Ayrılınca baktım ecnebi vardı, yüreği sızlamış yaramı sardı. Kendi eşeğine beni bindirdi. Eriha yolunda ayıldım canlar. Dindar soydaşlarım beni terk etti. Bu yabancı sevdi, komşuluk etti. Sonsuz minnetimi o el hak etti. Eriha yolunda sevildim canlar. Dindar soydaşlarım beni terk etti. Bu yabancı sevdi, komşuluk etti. Sonsuz minnetimi o el hak etti. Eriha yolunda sevildim canlar. Evet, kendi soydaşları, kendi din kardeşleri onu terk etti, hiç yardım etmedi. Samiri, yani en sevilmeyen, en hor görülen halktan biri, sevdi, yardım etti. Ve adam diyor ki, minnetimi hak etti. Bu el, bu yabancı, ecnebi, minnetimi hak etti. Eriha yolunda sevildim canlar. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, tıklayın. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, herkese komşu olun, sevin, esen kalın, hoşça kalın.